Merhaba sevgili izleyiciler. Gündem yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çok değerli iki konuğum var. Gazeteci T24 Dış Politika Analisti Barçın İnanç ve gazeteci Serbestiyet Ankara temsilcisi Hilal Köylü bizimle. Konuklarımıza ve siz değerli izleyicilerimize öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Hoş Merhabalar, iyi yayınlar. geldin. Merhaba herkese. Merhabalar. Önceki iki yayınımızda biz genel olarak seçim sürecini, tarafların kampanya stratejilerini, seçmen davranışlarını çok değerli akademisyenlerle zaten konuşmuştuk. Bugün de yine gündeme sıcak meselelerini, iç ve dış politikaya etkilerini ve genel olarak ikinci turu konuşmaya devam edeceğiz. Gündem yoğun, hızlı bir şekilde konuklarımı da çok bekletmeden sorularıma geçmek istiyorum. Öncelikle Hilal Hanım, Barçın Hanım'ın da izniyle sizinle başlamak istiyorum. Özellikle mevcut siyasi konjonktürü düşündüğümüz zaman şu anda Millet İttifakı'nın kampanya süreci hakkında neler düşünüyorsunuz? Yine meclis kompozisyonuna baktığımızda da Millet İttifakı açısından ciddi bir başarısızlık göze çarpıyor. Yani altılı masa CHP'ye beklenen ivmeyi kazandıramadı gibi algılanıyor buradan baktığımız zaman. Ve tabii ikinci tura giderken hani küskün, umutsuz seçmenin seçimleri boykot etme olasılığı var mı? Kılıçdaroğlu'nun şu son 2 haftalık çalışmasına, kampanyasına ve dünkü yanlış hatırlamıyorsam Babala TV'deki programına baktığımız zaman süreci ve Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini nasıl değerlendirirsiniz? Valla çok üst üste soruları sıraladın. Hepsine eminim sizin de söyleyecekleriniz olur. Ben de Ankara'dan hani izlenimleri, değerlendirmeleri ve kendi gözlemlerimi paylaşayım. Şimdi Millet İttifakı 213 milletvekiliyle parlamentoda yer alacak yeni dönemde. Cumhur İttifakı'nın ise 313 milletvekili var. Bu tabii ki nasıl karşılandı? İlk gün çok büyük bir depresif hava vardı Millet İttifakı'nda. Sonra biz Millet İttifakı'nın gazeteciler olarak bütün bileşenleriyle konuştuğumuzda evet beklediğimiz bu değildi en azından gibi bir öngörü vardı daha öncesinde. İlk turda hem Kılıçdaroğlu önde kapatacak hem de Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın önüne geçecek ve parlamentoyu kazanacaktı. Yani bu öngörülerin tutmamış olmaması herkesi hemen birden çok büyük bir tabii depresyona sürükledi ama ondan da hızlı çıkılması gerekiyordu. Önümüzde 28 Mayıs vardı. Onun için hızlı bir strateji yapıldı. Şimdi tüm hedef, tüm motivasyon, tüm beklenti 28 Mayıs'a yoğunlaşmış durumda. Ne yapıp ne edip bunu kazanacağız dan öte öyle bir hava varmış gibi, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu işte Sinan Oğan'la görüştü, Ümit Özdağ'la görüştü, Muharrem İnce ile tekrar görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Halen şu dakikalarda Ankara'da tartışması yapılıyor. Ondan öte sandığa gelin çağrısını yükseltmek gerekiyordu. O gece hemen kararın verildiğini görüyoruz biz ki zaten ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim. Kılıçdaroğlu sahneye çıktığında, kürsüye çıktığında hani kendisini bekleyen, izleyen gazetecilere ilk konuşmasında mutlaka kazanacağız dedi 28 Mayıs için ve o öyle yola çıktı. Karar ver söylemiyle hemen kampanya birden ters yüz edildi. İlk turda daha pozitif bir söylemle haydi haydi sana söz baharlar gelecek. Geliyor gelmekte olan diyen, daha böyle yumuşak bir sakin güç olarak tanımlanan Kılıçdaroğlu şu an çok bambaşka bir havada. Hani işte elini masaya yumruklayarak çıktı ortaya ve çok daha net söylemlerle, net derken demek ki biz söylemde bir takım şeylerde eksik kalmışız diyen değerlendirmeler yapıldı Millet İttifakı'nda. Benzer değerlendirmeler İyi Parti'de de yapıldı. İşte DEVA'da, Gelecek'te, Saadet'te de yapıldı ama şimdi en çok tartışılan konu DEVA'nın ve Geleceğin yeteri kadar bu kampanyaya asılmadığı yönündeydi. İşte oylar gelmemiş. Ne kadar oyları var ki bu kadar çok milletvekili
verildi bu insanlara gibi bir takım iç tartışmalar yaşandı. Halen de yaşanıyor. Benim öngörüm önümüzdeki süreçte de olacak. Çünkü Deva Partisi'nin 15 milletvekili var ve bugün Deva Partisi'nden girip de CHP listelerinden seçilenler işte Deva Partisi milletvekili olarak mazbatamı aldım diye bir takım paylaşımlar yapıyorlar ve bu paylaşımlar ne yazık ki ittifakın diğer ortakları tarafından böyle incitici ve rencide edici bulunuyor. Hayır, sen Deva Partili olarak meclise girmedin, sen CHP listelerinden girdin, CHP'lisin. Hani bir gir de ondan sonrasında ne bu acele gibi bir itiş kakış var ama onu toparlaması gerekecek Millet İttifakı'nın. Çünkü Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin apayrı yollara gidebileceğine dair de çok spekülatif değerlendirmeler yapılıyor. Siyasette bunları biz daha önce gördük. Olabilir. İşte Deva diyor ki, Ali Babacan da söyledi, biz grup kurabiliriz. Nasıl kuracaksınız? 15 kişisiniz. Grup kurmak için 20 kişiye ihtiyaç var. Gelecek'le çok bir şeyimiz yok. Hani ayrılığımız yok. Ayrılığınız yoksa neden Gelecek, Deva, Saadet üçünüz bir ittifak kurup girmediniz de CHP listelerinden girdiniz? Yani Millet İttifakı'nı önümüzdeki parlamento sürecinde çok yoğun bir tartışma bekleniyor. Mutlaka sürprizler olacak. İşte beklentiler var. Deva Gelecek'ten AK Parti'ye geçişler olabilir. Yok hayır, biz asla geçmeyeceğiz demiyorlar. Önümüzü bir görmemiz gerekiyor diyorlar. Ama işte söylediğim gibi çok hareketli bir parlamento süreci olacak. Bu süreçte Cumhur İttifakı'ndaysa yeniden Refah'tan 5 tane milletvekili, Hüdapar'dan 4 milletvekili parlamentoya girdi. Bunlar daha yemin töreni yapılmadan başladı tartışmalar. Daha bugün bir açıklama vardı. Biz o yemini etmeyeceğiz diyen Hüdaparlılar var. Etmeyeceksiniz de ne yapacaksınız? Hani Türkiye'nin, işte vatanın bölünmez bütünlüğüne aykırı mı davranacaksınız? AK Parti bu krizi nasıl çözecek? Biz bu krizi çözeceğiz diyor AK Parti yönetimindekiler. Ama Hüdapar bütün varlığıyla sahada olmak istiyor. Kendini göstermekten kaçınmıyor. Evet, biz kadınların sahiplenmekten yanayız kadınları diyor. Oysa ki çok ciddi bir karşı çıkış var, karşı direnç var. Hem Millet İttifakı'nda hem toplumda buna karşı Hüdapar kendi söylemini ve tavrını değiştirmekten geri durmuyor. Bu da çok ciddi, hani her iki ittifakın büyük çatışma yaşayacağının işaretleri. Aynı şekilde Yeniden Refah Partisi de özellikle 6.284 sayılı kadının ve ailenin korunması, şiddetin önlenmesine dair çok temel yasa olan bu yasanın değiştirilmesini istiyor. Hemen bir revizyon istiyoruz. Bunun için mecliste çalışacağız gibi açıklamalar geliyor. Ya özellikle kadın konusu iki ittifakı karşı karşıya getirecek. Yani mecliste normal bir meclisin ötesinde çok farklı, çok büyük tartışmalı, muhalefetin çok zorlanacağı, çok yalnız kalacağı bir dönem görebiliriz. Tabii ki her şeyi değiştirebilecek bir şey var. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı kim olacak? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa elbette ki olağanüstü süper yetkileri olan bir cumhurbaşkanı olacak. Mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre o kararnamelerle hem meclisi dengeleme şansına sahip olacak hem de meclisle cumhurbaşkanlığı arasındaki dengesizliği gidermeye dönük bir gücü olacak. Zaten o gücü de 2 sene içinde Türkiye'yi parlamenter rejime götürmek için meclisle ortak çalışma doğrultusunda kullanmaya çalışacak. Ama birinci turun galibi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. 5 puan fark attı Kemal Kılıçdaroğlu'na. İşte o puan farkını koruyacak mı yine ikinci turda Erdoğan? Ve yine kazanırsa çok daha bambaşka bir tabloya uyanacak Türkiye. 15 Mayıs sabahı geçti, 29 Mayıs sabahına uyanacak. Nasıl bir sabah olacak? Erdoğan'ın yine süper yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Türkiye'yi yönetmeye çalıştığına şahit olacağız. Ekonomi tepe taklak, siyaset tepe taklak ve tüm dünyaya sesini yükselten, ben buradayım diyen bir cumhurbaşkanı Erdoğan göreceğiz. Bütün hakların, kazanılmış hakların, dahası cumhuriyet birikimi olan tüm hakların yerle yeksan edildiği bir süreç yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha pozitif, daha yumuşak olabileceğine dair
bir takım değerlendirmeler yapılıyor ama benim ciddi kuşkularım var. Yine bildiğini okuyacak diyenlerden yanayım. Çünkü Yeniden Refah ve Hüdapar'ı Cumhur İttifakı'na almakla zaten bugüne kadar doğru yolda olduğuna dair inancını da topluma aktarmaya çalıştı. Hani ben doğru yoldayım, siz de bana inanın demeye çalıştı ama yine büyük bir çatışma ortamı doğacak. Ya yani Erdoğan Türkiye'si yeni dönemde Erdoğan Türkiye'si nasıl olacak dersek işte meclisiyle, muhalefetiyle, toplumuyla tamamen ortadan ikiye ayrılmış, temel haklarının peşinde koşan, yorgun ama inadına koşan, isteyen bir toplum ve muhalefet göreceğiz. Ama Erdoğan kimlerle beraber olacak, yan yana olacak zaten biliyoruz kimlerle beraber oluyor. İşte Yeniden Refah'la beraber oluyor. Bu örnek çok veriliyor tüm dünyada. Barçın da hani bunu söyler. Aşı olursanız kuyruğunuz çıkar diyen Yeniden Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan yeni dönemde parlamentoda olacak. Bu isimler çok önemli. Osman Gökçek parlamentoda olacak. Melih Gökçek'in oğlu Ankara'da 25 yıl belediye başkanlığı yaptı. 25 yılı kapsadı bu tabii bunun Refah Partisi ve Fazilet Partisi dönemi de var. Ve o dönemde gerçekten Ankara'nın tapusu elindeymiş gibi davrandı Melih Gökçek. Her icraatıyla olay oldu. Birçok yolsuzluğun kayıtlara geçtiğini ve bu yolsuzluklar üzerine yeni başkan Mansur Yavaş'ın gittiğini biliyoruz. Ama Osman Gökçek neden yeniden Cumhur İttifakı'nda olmak istedi? Erdoğan'la yan yana olmak istedi. Çok tuhaf spekülasyonlar var. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'den gitmesini istemişti Melih Gökçek'in. Osman Gökçek'in de işte kampanyasını, Erdoğan'ın kampanyasını finanse ettiğine dair haberler var. Bunları ben de sordum kendisine. Soran başka gazeteci arkadaşlarım da oldu. Bunlar da doğruluyor. Evet biz paramızla kampanya yaptık, kazandık diyor. Böyle bir tuhaf senaryolarla da karşı karşıya kalabileceğiz. Yani Türkiye yine şeffaflık arayacak. Türkiye yine demokrasi ve özgürlük arayacak. Erdoğan'ın kazanması durumunda zorlanacak. Tabii ki basın özgürlüğü de en büyük tehlikelerden biriyle baş başa kalmış olacak. Başka soru Gizem hatırlatırsan benim aklım böyle bir anda çırpıda bunları söyleyebildim. Valla o kadar güzel anlattın ki hiç bölmek istemedim ve diğer sorularla da aslında biraz da bağlantılıydı söylediğin şeyler, soracağım sorularla bağlantılıydı. Şöyle söyleyeyim yani hani 14 Mayıs'tan bugüne baktığımız zaman öyle çalkantılı bir süreçten geçiyoruz ki gün be gün hatta saat saat değişen bir siyasi konjonktür var. Gazeteci olarak tabii sizler de hani yetişmekte gerçekten zorlanıyorsunuz bu süreçte. Ben Barçın Hanım'a da bir soru yönelteyim. Sonrasındaki sorularım zaten bağlantılı olacak. Çok teşekkür ederim ayrıntılı cevabın için. Barçın Hanım size de aynı soruyu yöneltmekle birlikte yani şu andaki siyasi konjonktürü nasıl tahlil etmeliyiz? Bizi ikinci turda neler bekliyor? Kılıçdaroğlu'nun 2 haftalık çıkışlarına baktığımız zaman pozitiften negatif kampanyaya döndüğü söyleniyor. Yani siyasi analistler bunu böyle yorumladılar. Masaya yumruğunu vurarak daha çok terör söylemi üzerinde ve mülteci karşıtlığı üzerinden geliştirilen bir söylem benimsedi. Bu gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla dış basında da çok antipatik bulunuyor şu anda. Özellikle mülteci karşıtlığı meselesi Batı'yı, Avrupa'yı bir bakıma kaygılandırıyor anladığım kadarıyla. Yani Batı tercihini yaptı gibi keskin cümleler kuramıyoruz artık tabii eskisi gibi. O hava değişti. İran ve Orta Doğu üzerine baktığımız zaman İslamcıların Erdoğan'a desteklerini sürdürdüklerini görüyoruz. Ama biraz daha reformist, ılımlı muhafazakarlar Kılıçdaroğlu'na da yeşil ışık yakabiliyorlar. Süreci nasıl değerlendirebiliriz? Hem iç politika hem de sizin asıl uzmanlık alanınız olan dış politika açısından baktığımız zaman neler söylemek istersiniz? Açıkçası her zaman böyle spekülasyon konusu olur. İşte Türkiye'de
işte bir takım dış güçlerin Türkiye'de hükümet yaptıkları ya da hükümet devirdikleri. Ben bu tür spekülasyonlara girmeyi tercih eden kişilerden değilim açıkçası. Türk halkının kendi iradesiyle tercihini yaptığını düşünenlerdenim. Eğer bugün tabii sandıkta bir takım sıkıntılar yaşanıyorsa, bir takım manipülasyonlar yaşanıyorsa, bunu da aslına bakarsanız dış güçlere değil, mevcut iktidarın yaptığı manipülasyonlara açıkçası bağlamayı tercih ederim. Şimdi dışarıdan bakıldığında seçimlere çok az, uzun bir süre kala genel kabul, özellikle Batı tarafında, ya işte Türkiye artık aslında kayıp bir vaka. Erdoğan kendini çok net bir şekilde yerleştirdi. Ortaya bir parti devlet çıktı. Zaten kaybedeceği seçimlere girmez. Zaten demokratik seçimler olmaz. Onun için hani zaten sonucu biliyoruz. Yani bunu tabii bu analizi yaparken muhalefete de bakıyorlardı ve muhalefette de doğrusunu söylemek gerekirse nasıl ki biz içeride muhalefetin çok fazla parçalanmış olduğunu, zayıf olduğunu, belki daha farklı liderler çıkarması gerektiğini, CHP gibi bir partinin daha fazla kadın, daha fazla genç olması gerektiğini görüyor ise yurt dışından bakanlar da muhalefetin de Erdoğan ve Erdoğan'ın o büyük devlet mekanizmasıyla mücadele edecek yeterli donanıma sahip olup olmadığı kuşkuluydu. Fakat gerçekten Kemal Bey'in doğru adaydı değildi, onu bir tarafa bırakıyorum. Seçimlerden sonraki bir muhasebe olacaktır o. Böyle bir muhafazakar, içinde muhafazakar partilerin de olduğu, altılı bir ittifakı bir araya getirmesi, bir noktada verdikleri mesajlar, bir şans, acaba bir şansları var mı sorusunu gündeme getirmeye başladı. Çünkü ben yabancı basınla konuşurken şey diyorlardı. Ya buraya ilgiyi çekmekte biraz zorlanıyoruz. Çünkü çok da yani Kılıçdaroğlu ve ittifakına çok şans tanınmıyor. Bu hava son bir hafta içinde değişmişti. Fakat seçimlerden sonra tekrar şu noktaya dönüldü. Nasıl oluyordu? İşte hani bu yani depreme rağmen, depremde gösterilen başarısızlık ve beceriksizliğe rağmen, enflasyonun bu kadar büyük bir şekilde ekonomide yıpratıcı etkisine rağmen nasıl oluyor da Erdoğan kazanıyor? Bunun bir taraftan analizinin yapıldığını görüyorum. Bir de bu arada da akademik dünyada özellikle Gizem siz de takip etmişsinizdir. Son dönemlerde batılı düşünce kuruluşlarında hep şöyle yazılar çıkmaya başladı. Yani bakın işte Erdoğan bir otoriter bir rejim ama Türkiye Orta Doğu'daki herhangi bir ülke değildir. Türkiye'nin bir demokratik geçmişi vardır. Türkiye'nin bir sivil toplum direnci vardır. Dolayısıyla Erdoğan kaybedebilir türünden yazılar ve yorumlar artmaya başlamıştı. Şimdi birinci turdan sonra bir grup şunu söylemeye başladı. Bakın ne kadar yanıldınız, görüyor musunuz? Çünkü aslında siz objektif bakamadınız. Gönlünüzden geçeni yazdınız diye. Ben bu yorumların biraz acımasızca olduğunu düşünüyorum. Sonuçta dünyada da pek çok yerde kamuoyu yoklamaları da siyasi analistlerin de yanıldığı noktalar oluyor. Dolayısıyla illa yani Türkiye'de ben hala demokratik bir damarın olduğunu düşünüyorum ve bu seçimlerde de ben kendi yorumlarımda hep şunun altını çizdim. Benim yetişkin hayatımda görüp görebileceğim en eşit şartlarda olmayan seçim sürecini yaşadık, bu birincisi. İkincisi, yine yurt dışında şöyle bir yanlış anlamaya sevk edecek bir konunun altı yanlış bir şekilde çizildiğini düşünüyorum. İşte Türkiye'de %88 katılım oldu. Bakın Türkiye işleyen bir demokrasinin bir kanıtı olarak sunuluyor bu.
Bence bu biraz yanlış. Bunu ben de zaman zaman söylüyorum. Türkiye'de vatandaş siyasi hayata katılım sağlamıyor. Sadece seçimler sırasında katılım sağlıyor. Sair zamanda ne sendikalar aracılığıyla, ne siyasi parti üyeliği var, ne derneği var. Yani Kanarya Sevenler Derneği üyeliği bile çok kısıtlı bizim ülkemizde. Dolayısıyla oy kullanmak siyasi hayata katılmanın tek amacı. O nedenle bizde yüksek çıkıyor. Halbuki bu da dünyaya bakın gördünüz mü? Aslında Türkiye ne kadar önemli bir büyük bir demokrasi. Demokrasi var, demokrasi var, liberal demokrasi var, illiberal demokrasi var, işleyen demokrasi var. Dolayısıyla bunun da biraz fazla ve yanlış şekilde altının çizildiğini düşünüyorum. Daha fazla soru cevaba yer bırakabilmek için de normalde bizler hep ya batıdan işte nasıl bir müdahale olacak? İşte meşhur 11 Eylül'de işte bizim çocuklar yaptı efsanesiyle Amerikalıların darbe yaptığı düşünür vesaire. Ben bu sefer açık ve ayan beyan Rusya'dan bir ciddi bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine bir açıktan jest yaptılar. Doğalgaz faturalarını iki kere ertelediler. Ve onu... fakat başka konuda Azerilerden gördük. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Teknofest'e geldi ve orada dedi ki ben bu sene üç kere geldim artık sizde sıra, Azerbaycan halkı sizi bekliyor dedi. Yani sizin seçilmenizi istiyor dedi ki benim düşüncem 2009 protokollerinden bu yana, yani Ermenilerle yapılan protokollerden beri Azerbaycan çok ciddi şekilde Türkiye'ye yatırım yaptı. Hem ekonomi anlamında yatırım yaptı, hem toplumun çeşitli kademelerine girebilmek için yatırımlar yaptı. Ve özellikle Türkiye'de milliyetçi muhafazakar kesimlere de çok sessiz, sakin, görünmez bir şekilde ulaşmaya çalıştığını ve bu politikasının da başarıyla sonuçlandığını görüyoruz. Çünkü Hilal'in de detaylıca anlattığı gibi Türkiye çok ciddi şekilde aşırı sağa kaymış durumda ki ileride konuşacağımız meselelerden biri bu programda değil ama İsrail'le son 20 yıldır inanılmaz benzerlikler yaşıyoruz. İsrail'de de tarihinin en sağcı millet meclisi kuruldu. Aynen Türkiye'de de tarihinin en aşırı sağ meclisi kuruldu ve ne yazık ki işte muhalefetin de tam istemediği bir şey vardı ama yani bunu istemiyordu, arzu etmiyordu ama maalesef sağcı ve muhafazakar bazı partilerin girmesine de ön ayak olmuş oldu CHP. Kesinlikle katılıyorum ve Barış Hanım şuraya da dikkat çekmek gerekiyor belki bu popülist otoriter rejimlerin kullandığı ve araçsallaştırdığı şey demokrasi, aslında sandık, yani demokrasinin sandığa indirgenmesi batı tarafından burada gerçekten çok meşru bir seçim yapılıyormuş gibi, çok sağlıklı şartlarda, çok eşit şartlarda bir seçim yapılıyormuş gibi gösterilmesine neden oluyor ya da böyle algılanıyor orada bakıldığında. Ama işler öyle değil. Ben yine uzmanlık alanım gereği, ilgilendiğim alan gereği İran'da da seçimleri çok yakından takip ediyordum. Ve Türkiye ile de kıyaslıyorum. Baktığımız zaman sandığa katılım oranı, seçimlere katılım oranı arttıkça sanki daha demokratik bir ortamda bu seçimler yaşanıyormuş gibi bir hava veriliyor bakıldığı zaman. Ama işte işler öyle değil. Dediğiniz gibi demokrasi var, demokrasi var, işleyen demokrasi var, liberal demokrasi var. Bu sahiplerden baktığımız zaman Türkiye'de seçimlere katılım oranının artması maalesef demokratik bir ortamda yaşadığımızın göstergesi değil ne yazık ki. Ve yükselen de milliyetçi bir dalga olduğunu özellikle geçtiğimiz yayınlarda da konuşmuştuk. Türkiye aşırı sağa kaydıkça o Avrupa'daki batıdaki alt-right dediğimiz kesimin burada da bir karşılığı oluşmaya başladı. Özellikle Ata İttifakı'nın başına çektiği işte Sinan Oğan'ın, Ümit Özdağ'ın başını çektiği bir ittifaktan bahsediyoruz. Sinan Oğan Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Yine Ümit Özdağ da Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştü. Milliyetçi kesimin belki de herhalde Kürtlere karşı kendilerini ispat etmeye çalıştıkları bir süreçten geçiyor olabilir miyiz? Şu zamana kadar çünkü siyasi analistler, gazeteciler hep şunun altını çizdiler. Kürtler özellikle HDP ve Yeşil Sol seçmeni, yani
Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçmeni bu seçimlerin kilidi. Onların nerede duracağı seçimin kaderini belirleyecek gibi bir söylem tutturmuşlardı. Ama milliyetçiler herhalde şunu göstermeye çalışıyorlar ki asıl kilit bizde, o kilidi biz kıracağız. Dolayısıyla kendi aralarında da belki danışıklı bir dövüş içine girdiler ve bir taraf Millet İttifakı'na, bir taraf Cumhur İttifakı'na yanaşmayı tercih etti. Bu işleri nasıl etkiler Hilal? Sana sorayım. Yani şöyle şöyle şimdi sistem herkesi böyle tek başına değil de hani üstüme topluca gelin diyen bir sistem. O yüzden ucube olarak tanımlandı. Neden? Birinci turda zaten bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da ben seçilirsem hemen ilk iş olarak bunun revize edeceğim bu sistemi dedi. Hatta restorasyon dedi. Dalga geçildi kendisiyle. Sistemi beğenmiyor. Neden? Çünkü ilk turda 50+1 almak gerekiyor. Yani geçerli oyların %50'sini alacaksınız. Üstüne de bir tane oy koyacaksınız. Ancak öyle geçeceksiniz. Hatta kendisine CNN International'da Becky Anderson işte kazanamadınız, hani sistemle ilgili bir soru sorunca size diktatör de diyorlar, deniliyordu, ne diyorsunuz gibi. Ben diktatör olsam bu seçim zaten ikinci tura kalmazdı. Hani gibi bu kadar çok katılım var. Bakın ben de alamıyorum seçimi demeye getirdi. Güzel güzel Türkiye demokratik bir şekilde ikinci tura gidiyor. Ben de ikinci tura kalan adaylardan biriyim. Aslında ben de mağdurum havasını verdi. Bir taraftan da hani sisteme dair sistemini eleştirisini dile getirirken bir taraftan da aslında bakın demokrasi nasıl tıkır tıkır işliyor gibi bir mesaj da verdi. Erdoğan zaten hani böyle çarpıtmayı seven çok iyi derken tırnak içinde demagog olarak tanımlanıyor. Diktatörlüğü de son derece tartışmalı. Burada hem siyasi partiler tartışıyor hem toplumun bütün muhalif kesimleri tartışıyor. Şimdi bu Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan öte HDP ve Yeşil Sol olayında evet kilit partiydiler. Çünkü bu sistemde destek vermeleri Millet İttifakı'na, dahası Kemal Kılıçdaroğlu'na çok böyle anahtar rol oynuyordu. Eğer onlar o kadar destek vermeseydi gerçekten bugün biz bu oranları göremeyecektik. Ne Millet İttifakı'nda, hani o Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çünkü Millet İttifakı'na da etkisi oldu, ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nun %44.8'i bulan oyunda bu artışı göremeyecektik. Yani böyle başa baş bir yarış havası halen var. O varsa da yine HDP ve Yeşil Sol'un bugün de açıkladılar. İşte biz duruşumuzu, tutumumuzu değiştirmiyoruz. Mesele sandığa gitme meselesidir. Sandıklara gideceğiz ve bu iktidarı göndereceğiz diyen bir açıklama yaptı HDP ve Yeşil Sol olarak. Şimdi seçimin demokratik olmadığı konusunda herkes çok hemfikir. Aslında bunu AK Parti de söylüyor ama tabii bizim kadar böyle derin derin analiz edemiyorlar. Niye? Çünkü bunun suçlusu, hatalısı kendileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan kampanya yürütüyor. Aynı anda 29 televizyon kanalına birden, içine işte yerel radyolar, yerel televizyonlar da dahil ediliyor. Aynı anda birden yayına geçiyor ama Kemal Kılıçdaroğlu sadece bir kanaldan seçim konuşması yapabiliyor ya da işte televizyonda röportaj yapabiliyor. İşte bugün Sinan Oğan'la görüştükten sonra TRT'nin birinci turda hiçbir şekilde Sinan Oğan'a yer vermeyen TRT'nin bugün Sinan Oğan'ı canlı yayına aldığı haberi geldi. Akşam alacaklar. Ve Türkiye yıkıldı tabii ki, ikiye bölündü, ne yapıyorsunuz diye. Kamu yayıncılığı nedir kamu yayıncılığı? Kamunun adına tüm adaylara eşit süre verir propaganda döneminde. Tüm adayların sesi olur. Tüm adayların beklentilerini, kampanyalarını haberleştirir. Haberleştirmelerin ötesinde biz burada Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda ne gördük? Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin sesi olmuş bir TRT gördük. Hani yandaş kanalların, yandaş derken hani hükümetin yanlısı olmuş özel kanalların dışında, isim de verebilirim, A Haber tarzı diğer kanalların dışında kamu yayıncılığı yapmasını beklediğimiz TRT bir baktık ki sadece AK Parti'nin ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi olmuş. Bir kere yarış burada adil ve demokratik değil. Bunu hani zaten AGİT gözlemcileri de Ankara'da kayda geçirdiler. Seçim sonrası sanırım bir rapor daha gelecek. Barçın daha iyi bilir ayrıntısını. Onlarla konuştuğumda bunu söylemişlerdi. Biz de burada anlatmak durumunda kaldık. Şimdi milliyetçilerle Kürtçüler demek istemiyorum tabii ki hiçbir şekilde ama onlar herkes parlamento çatısı altında siyaset yapmak istiyor. Sinan Oğan Ata İttifakı'nın adayı olarak çıktığında %5.17 oy aldı. Sonra bir baktık patır patır bu ittifak dağılmaya başladı. Sinan Oğan işte Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. İttifaktan o daha oradan o görüşme bitmeden ittifakın dağıldığına ilişkin haberler geldi. Öncesinde işte 2-3 gün önce Kılıçdaroğlu'yla da görüşmüş ama hani istediğini alamamış. Türkiye'nin istikrarı için, tırnak içinde istikrarı için Recep Tayyip Erdoğan'a destekleyeceğim açıklamasını yaptı. İstikrardan kastı da parlamentoyu da kim çoğunluktaysa işte o çoğunluğu alan Cumhur İttifakı aynı zamanda Cumhurbaşkanlığını da yönetmeliymiş. İstikrar ancak böyle Türkiye'ye gelebilirmiş. Tüm milliyetçilerin de sesi olduğunu, milliyetçilerin asla Hüdapar'la yan yana olamayacağını, Hüdapar'ın girdiği sandığa giremeyeceğini söyleyen Sinan Oğan 180 derece bir dönüş yaptı. Öyle bir dönüştü ki bütün milliyetçiler üst üste linç ettiler. Bütün işte dernekler, vakıflar, eski MHP'liler, yeni MHP'liler, yani ne yapıyorsun gibi hani o milliyetçilik kavramının içini siyasetin nasıl boşaltabileceğini, nasıl kirletebileceğini çok iyi bir örnek oldu Sinan Oğan. O zaten seçim sonrasında çok ayrı böyle alt başlıklarıyla tartışılacak, konuşulacak. Zafer Partisi'ne gelelim. Zafer Partisi'nin başında da kim var? Ümit Özdağ var. Ümit Özdağ son 2 yıldır tamamen ama tamamen politikasını göçmenler, Suriyeliler üzerine kurmuş. Çok aşırı milliyetçi, aşırı milliyetçi de değil de aşırı radikal bir kafa. Böyle bir sosyal medya kampanyası yürüttü. İşte vay efendim içimize girdiler, kızlarımıza tecavüz ediyorlar, çocuklarımızı öldürüyorlar, işimizi, ekmeğimizi elimizden alıyorlar diyen bir liderdi. %1,5 milyona yakın oy almış, %2'ye denk geliyor bu. Sonra ne oldu? Millet İttifakı bu Suriyeli göçmenler konusunda anlaşamamıştı. Gelecek ayrı bir eylem planı açıkladı, DEVA ayrı bir eylem planı açıkladı. Burada söylendi, yok efendim biz sonra ortak politikalar metniyle birleşeceğiz dendi. Ayrıntılar sorulduğunda işte en son Kemal Kılıçdaroğlu 2 yıl içinde davulla zurnayla göndereceğim demişti. Gelinen protokolde Ümit Özdağ'la yaptığı protokolde 1 yıl içinde en geç göndereceğiz gibi bir protokole imza atmak durumunda kaldı. Yani Ümit Özdağ Millet İttifakı'ndaki bu mülteci politikasının boşluk olduğunu gördü ve oradan sızdı. Yani ortada biz hani bir milliyetçilik, bir işte Kürt cephesi, milliyet cephesinden öte siyasette bugün sokağa çıktığımızda Ankara sokaklarında işte Türkiye'nin her yerinden yapılan röportajları da izliyorum. Tamamen bir işte al ver, sen ne aldın, ben ne aldım, işte paylaşalım edelim. O halkın gözündeki öyle. Yani milliyetçilik dediğiniz şeyin içi boşaltıldığı gibi topluma anlatılması da ya da işte neden bunlar burada, yani HDP ve Yeşil Sol Emek ve Özgürlük İttifakı'nı kurdular. Ayrı bir ittifak olarak Millet İttifakı'nı niye destekliyorlar? Bunu anlatmakta başarısız kalınca, ki bunu da söylediler söylemde, şimdi birden küt diye Kemal Kılıçdaroğlu ben asla terörle bağım yok. Hatta bugün son tweetinde sensin terörist, açıklayacağım, ispatlayacağım gibi çok sert söylemlerle yüklenmeye başladı. Ben teröristsem Allah belamı versin diyor. Böyle laf lafı açıyor, iç içe geçiyor. Lütfen istediğiniz zaman kesin. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa nasıl bir kampanya yürüttü? Altılı masa var, böyle 6 tane kafa var. Evet, bunun yanında bir de HDP var dedi. HDP bu ittifakın 7. ayağı dedi ve o söylem tutmaz denilen söylem
tuttu görünüyor toplumda. Toplum korkmuş, vay efendim muhalefet cephesinde bir terör masası var, terör ayağı var. Halbuki HDP ve Yeşil Sol'un terörle hani ne kadar ilgisinin olduğuna dair çok büyük tartışmalar yürütülürken altılı masanın yapması gereken bir şey vardı. Ne yapması gerekiyordu? Bu HDP ile nasıl bir diyalog var? Nasıl bir iletişim var? Hep bunun üstü kapatılmış. Biz de bunu hani daha şeffaf olması yönünde beklentileri dile getirirken biz gayet şeffaf bir şekilde biz kendi yolumuza gidiyoruz. Onlar kendi yoluna gidiyor gibi bir söylemle çıktı ortaya altılı masa. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tüm bunların hepsini toplamaya çalışıyor. O kadar sınırlı dar bir vakit var ki 2 haftada pat diye seçim geldi farkındaysanız. 2 gün sonra sandığa tekrar gidiyoruz. Bu noktada hani ne kadar çok halka ulaşabilir, ne kadar çok seçmeni sandığa götürebilir gerçekten imkansızı ya da mucizeyi zorluyor Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü halen devletin tüm propaganda araçları, tüm iletişim araçları, sosyal medya, televizyon, radyo hepsi ama hepsi kimin elinde? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde, AK Parti'nin elinde. Yani bu kampanya dönemi çok sorgulanacak. Ben tabii milliyetçiler ve Kürtçüler demek istemiyorum. İşte Kürt oyları arasında hani böyle sıkıştı kaldı mı Millet İttifakı? Hayır, öyle bir sıkışmışlık yok. Herkes öncelikli hedefine odaklanmış durumda. Öncelikli hedef de ne? Öncelikli hedef bu iktidarı göndermek, Erdoğan'ı göndermek. Yoksa herkes belli ki hem mecliste, Yeşil Sol'da zaten 60-62 milletvekiliyle siyaset yapacak. Herkes kendi siyasetini ayrı ayrı yapacak. Biz onu anladık bir kere. Orada böyle bütün ayrı paramparça şey değil. Hani hepsi aynı siyaset, ortak politika metni üzerinden gidecek gibi bir durum ortaya çıkmadı. Herkes kendi siyasetini yapacak. Ama siyasetin demokratik bir şekilde işleyebilmesi için bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişmesi gerekiyor. İşte ortak nokta bu. Tüm muhalefetin ortak noktası biz bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini nasıl değiştiririz? Eğer değiştiremezsek bu sistem kalıcı olacak. Ne kalıcı olacak? Tek adam rejimi kalıcı olacak. Barçın söyledi, parti devleti kalıcı olacak. Bir gecede Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıysa bir gecede miras kanununda, işte medeni hukukta, efendim 6284 sayılı kanunda, YÖK kanununda pat 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 diye biz böyle tuhaf zamanlara uyanmış olacağız. O yüzden yarış çok kilitlendi ve konularda çok üst üste birikti. Bu milliyetçilikte şuydu buydu, bunların detaylarına bu yayında girmemiz çok zor. Ama şu noktada iki adayın asla ama asla adil ve demokratik bir ortamda yarışmadığını herkesin bilmesi gerekiyor. Ama ben çok hemen devreye girip bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Yani tabii suçu lütfen. Da suçu tabii tamamen sürecin demokratik olmadığına da bağlamamak gerekir. Yoksa ben kesinlikle bir yalan üzerinden seçim kazanıyor Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı. Gerçekten ben de sağımda solumda özellikle işte AK Parti'ye verdiklerini söyleyenlere neden dediğinizde şöyle bir yanıt almıyorsunuz. Ne var ki yani ülkede her şey gayet güzel, ekonomi tıkırında falan değil. Ne yapalım? Teröriste mi vereydik? Yani bunu soracaktım Barçın Hanım size. Tam bunu soracaktım. Yani bu dezenformasyonun böyle bir boyutta yaşanması. Evet, enformasyon şu anda siyasilerin kullandığı en önemli araçlardan biri tabii ki, ama hani dezenformasyonun artık bu derece boyutlara ulaşması, deepfake videoların farklı farklı bir sürü mitingde yayınlanması, bunlar süreci nereye taşıdı? Yani bunların seçmende gerçekten bir karşılığı olmalı ki sonuçlar neredeyse %50 gibi bir şeye götürüyor bizi. Şimdi seçim sonuçlarını tahlil etmek aslında bana sorarsanız dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Çünkü milyonlarca insan sabah kalkıyor, belki babasına kızıyor, A partisine vereceğine B partisine veriyor gibi şeyler bile, faktörler bile olabilir. Ama birden çok faktörü dikkate almamız gerekiyor. Bence bir kısım
seçmen aslında bunun montaj, yalan olduğunu da biliyor. Yani biz sokağa çıktığımızda Türklerle Kürtlerin bu kadar bu kutuplaşma normalde sokakta kavgaya, ölümlere vesaire neden olmasıydı. Bana sorarsanız bir noktada AK Parti'den yahut da Cumhur İttifakı'ndan yahut da Erdoğan'dan kopmak istemeyen seçmene bir mazeret de verilmiş oldu. Çünkü bu seçim sonuçları bize bir de şunu gösteriyor. Ha, demek ki ekonomik kriz korkunç boyutta değil. Yani ben hep şunu söylüyorum. Ben sabah kalkıyorum ve şey diyorum. Ya bu ekonomik kriz bir beni etkilemiş herhalde. Yani bu kadar vahim diyoruz. Bu vahim tabloda hala verilmiyorsa demek ki bu ekonomik kriz sadece belli kesimleri etkiliyor. Belli kesimler ise bu ekonomik krizden bizim zannettiğimiz kadar etkilenmiş değil. O nedenle ama ne diyor kişi? Kopmak istemiyor. Kopmak istemeyince de bir tane yalana, belki de yalan olduğunu bile bile de sarılıyor olabilir. Yahut da ideolojik olarak bir bağlantısı var. Muhafazakar, mütedeyyin, işte zamanında annesi üniversiteye başörtüsü nedeniyle alınmamış, hala bir türlü eli karşı tarafa gitmiyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesini bireysel olarak kabul ediyor ama acaba diyor bütün CHP onun gibi düşünüyor mu? Yoksa sadece Kılıçdaroğlu mu helalleşmeyi düşünüyor? Yani aslında küçük küçük pek çok faktör var. Dolayısıyla sadece tek faktörü üzerine durursak diğer faktörleri kaçırmaktan açıkçası ben korkarım. Ama şunu görmek insanın çok üzüyor. O da Cumhurbaşkanı her ne kadar ucube sistem dediyse kendisi bu sistemi ikili bir partiye yönlendirdi ve üçüncü grubu ise şeytanlaştırdı. Bilinçli olarak şeytanlaştırdı ve öyle bir ikili sistem yarattı ki biri diğerinin alternatifi değil. Ben hep şu örneği veriyorum. Diyelim ki bu depremler CHP'nin yönetiminde olsa ve CHP yönetim başarısızlığı gösterseydi benzeri, yine CHP'ye oy verenler yine gidip CHP'ye verirlerdi. Depremin başarısızlığı nedeniyle CHP'yi suçlamazlardı. Çünkü bir grup için Türkiye'de AK Parti demek Taliban zihniyeti demek. Ama benzer şekilde de muhafazakar mütedeyyin bir grup içinde karşı taraf kendi muhafazakar mütedeyyin hayatını sonlandıracak bir tehdit olarak görüyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Türkiye'yi öyle bir ikileme soktu ki bir grup diğerine geçemiyor. Geçmek istediğinde de içerideki küçük ittifaklar arasında yer değiştiriyor. O nedenle ciddi şekilde AK Parti'nin yönetim başarısızlığı söz konusu, bunun farkında bence çok önemli bir grup. Çünkü AK Parti kaybetti ve MHP'ye gitti çok önemli bir şekilde mecliste. Ama gerçekten bu işte Millet İttifakı teröristlerle işbirliği yapıyor söyleminin tuttuğunu düşünüyorum. Bir kısmını buna gerçekten inanıyor ve dolayısıyla bizim gazeteciler ve sosyal bilimciler olarak medya, sosyal medya vesaire iletişim bazında bunu iyi irdelememiz gerekiyor. Ama bence bir kısım da bunun yalan olduğunu bile bile o yalana sarılmak istedi. Çünkü bir türlü kopmak istemiyor, bir mazerete ihtiyacı vardı diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle, yani buradaki motivasyonu anlamlandırmakta ben de çok zorluk çekiyorum. 20 yıllık bir güç aşınımı var, depremler, salgınlar, bir sürü badireler atlattık ama buna rağmen böyle bir... Barçın dikkat çektiği kutuplaşma o kadar çok bariz ve o kadar belirgin ki burada yani. AK Parti bürokratı olmuş insanlar, AK Partililer... İşte ben Çukurambar'ın hemen yanında yaşıyorum, öyle bir bölgedeyim. Böyle onlar yani, çok Çukurambar bürokrasinin artık olduğu yer demek diyorsun. Evet, evet, yeşil sermaye, işte
böyle bürokraside onlara o kadar güzel işler güçler verildi ki onların uzantıları gençlere de öyle bakmayın sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan işte kampanya döneminde İstanbul'da gençlere bir Bluetooth kulaklık dağıtmış. Gençler şey diyordu ya bu sefer ucuza getirdiler hani bize her zaman daha güzel hediyeler gelirdi diye. Gerçekten o bizim yaşadığımız hissettiğimiz ekonomik acıyı hani markete gittiğimizde, pazara gittiğimizde o kesim hissetmemiş. Onlar sadece işte bankalardaki paralarını düşünmüşler, evlerdeki işte yatırımlarını düşünmüşler. Böyle de hani toplumu ikiye bölmüşlerdi. Sonra Ankara'ya gelen hem AK Parti'den hem de muhalefet cephesinde iş adamlarından gelen, büyük İstanbul'dan, işte doğudan, güneydoğudan gelen, işte efendim bu sistem değişmesin, bizim rahatımız yerinde diyen, gerçekten ben bunu okuduğum zaman vay anasına dediğimi hatırlıyorum. Öyle iş adamları da vardı. Bu düzen devam etsin. Biz nasılsa kurduk sistemi tıkır tıkır işliyoruz diye. Çok kötü bir kutuplaşma, çok kötü bir ayrışma. Bu böyle bir ortamda Türkiye seçime gitti ve ne gördük? Yine ayrışmış, paramparça olmuş bir ülke. Evet. Ama bir o son bile bir artık yavaş yavaş kapatacağız diye tahmin ediyorum. Yine de şöyle bir pozitif bir notla gözlemimi paylaşmak istiyorum. Belki vatandaşların şöyle bir şey görüyorlar. Ya biz siyasi partilere özellikle muhalif kesim açısından yani mevcut sistemle sıkıntısı derdi olanlar açısından şunu görüyorlar. Ya biz bu mevcut muhalefet partileriyle bir yere gidemeyeceğiz. Onun için galiba işleri elimize almamız lazım. Ve bunu özellikle de sandıklarda görüyoruz. Bu anlamda ben sandıklarda görev yapan gönüllülere ki çok üzgünüm İçişleri Bakanı onları bir kısmını oy ve ötesi üzerinden hedef almış durumda. Umuyorum ki yılmayacaklardır. Çok büyük saygı duyuyorum ve bunların çok büyük bir bölümünün kadın olduğunu gözlemliyoruz. Yine benzer şekilde aslında sandıklarda muhalefeti temsilen, sivil toplumdan temsilen kadınları gördüğümüz oranda da aslında AK Parti tarafından da oldukça militan bir şekilde AK Parti'yi tutan kadınları da görüyoruz. Fakat benim gözlemim o ki özellikle Hilal'in bize başta verdiği bilgilerden önümüzdeki dönem belki muhafazakar kadın seçmen Türkiye'yi ne kadar kendi elleriyle zor bir döneme sevk ettiklerini görecekler. Yani umuyorum yanlış çıkarım ama Hilal'in bize anlattıklarından daha dakika gol bir gelir gelmez kadın karşıtı faaliyetlere geçecek olan ve bu Cumhur İttifakı'nın Erdoğan'ın müttefiklerine karşı belki bir gün mütedeyyin muhafazakar eski AK Parti oy veren kadınlarının diğer kesimlerle işbirliğine girip bu karanlık ittifaka karşı işbirliği yapmalarını gerektiren bir durum görebileceğiz. Umuyorum yanılırım ama Hilal'in verdiği bilgilerden gördüğüm kadarıyla belki ileride muhafazakar mütedeyyin kadınlar da biz ne yaptık diyecekler. Ya umuyorum ben de böyle bir sürecin içine girmeyiz ama parti politikalarını zaten kadınların kamusal alandaki varlığını ortadan kaldırmak üzerine kurgulamış siyasi partiler var karşımızda. Dolayısıyla yani Cumhur İttifakı'nın böyle bir ittifak içerisinde yer alması kadınlar için oldukça kaygı verici. Hilal son sözlerini alayım senin de eklemek istediğin bir şey var mı? Son sözüm şu tabii kadınlardan yola çıktık. Kadınlarla bitireyim. Kadınlar her durumda toplumdaki acıları en direkt, en doğrudan hisseden, birincil hisseden kesimler oluyorlar. Bence hani çok uyanmış, farkındalığı çok yükselmiş kadınlarımız var. Onların sayesinde gerçekten mücadele hep canlı durdu. Mücadele dediğim de demokrasi ve eşitlik mücadelesi. Mecliste çok sıkı mücadele edeceklerini biliyorum ben kadın vekillerin. AK Parti'den gelen kadın vekillerin de mücadele edeceğini biliyorum.
Çünkü onlarla da oturup dertleştiğimiz, konuştuğumuz zamanlar oldu siyaset konusunda. Erkek egemen bir siyasi mecliste onların da var olması için farklı farklı durumlar yaşıyorlar. O mücadelenin ben süreceğine inanıyorum. Toplumun uyanmasında da kadınlar belirleyici olacak. Yani Türkiye'yi aydınlığa kadınlar çıkaracak diyorum. Sonuçta bu bir eşitlik mücadelesi. Hiçbir şey kimseyi yolundan geri çevirmeyecek. Türkiye hani öyle ya da böyle demiyorum. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın montajmış veya değilmiş gibi böyle çok hani vahim hayati bir meseleyi böyle öyle veya böyle deyip geçiştirdiği gibi öyle ya da böyle değil. Kesinlikle ama kesinlikle kimse yolundan geri adım atmayacak. Kimse kadınların üzerinden siyaset yapamayacak. Ben geri adım atacaklarına inanıyorum. Özellikle hani oturup da yeniden Refah ve Hüdapar'ı evet bir tehlike durumundalar. Tehlike arz ediyorlar. Tehlike yaymaya çalışacaklar. Ama ben başarılı olacaklarına inanmıyorum. Biz de bu konuda kadınları desteklemeye devam edeceğiz. Ben Seçerim Derneği olarak kadınların özellikle daha fazla kadının karar alma mekanizmalarına yerleşebilmesi için, buralarda yer alabilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Destekleriniz, yorumlarınız için, değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere değerli sevgili izleyiciler. Hoşça kalın diliyorum.